Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Kenan günaydın. Kolaylıklar. Derbi öncesi e, antrenmanı takip ediyor Kenan Pamuk'ta. E, biz de bekletmeyelim. O süre zarfında bağlantıyı yapmamız lazım çünkü. Kenan notlar için söz sana bırakalım. Biz milli takımla başladık birazdan geçeceğiz. Hani geçişi böyle keskin yapmıyoruz biliyorsun gazetelerde önce milli takım haberleri daha sonra derbi haberleri var da derbi haberleri yanında daha e, fazla olur büyük bir ihtimalle. Sana gidelim senin söylediklerine göre de bir yön verelim. Serkan Yetkin Cem Dizdar ee, milli takıma birkaç dakikalık bir virgül koyuyoruz. Evet aslında gündem o. Ama e, antrenmanda beklemiyor. Yani 10-15 dakika civarında genelde basın açık kısmı oluyor. Kısaca bilgileri verelim. Sonrasında e, konusu geldiğinde siz sizde e, konuşursunuz. Kameraman arkadaşım İbrahim Camkan şimdi görüntüleri sizlerle paylaşacak. E, Fenerbahçe'de öncelikle e, en son en sıcak haberleri verelim. E, tüm futbolcular milli takımlarından döndü on itibariyle Bugün Perşembe, e, Pazar günü e, müsabaka var. Maç var, derbi var ve e, ya üç gün önceden e, neredeyse tam takım çalışmalara başlamış oldu Sarı Lacivertliler. Milli takımlarından oyuncuların dönmesiyle birlikte zaten e, sayıca da e, çok bir antrenman olduğunu görüyoruz. Yani e, bir önceki antrenman yine milli maç arasının başındaydı basına açık antrenman. E, neredeyse bu sahadaki oyuncuların e, yarısına yakını yoktu diyebiliriz. Özellikle daha çok rotasyonda olan oyuncuların birçoğu milli takımlarındaydı. İçlerinde sakatlığı olanlar vardı, tedbir amaçlı olmayanlar vardı. Şimdi kalabalık bir oyuncu grubuyla Fenerbahçe'nin derbi hazırlıklarını yaptığını görüyoruz. An itibariyle ee, olumlu haber İrfancan Can Kahveci dün takımla çalışmalara başlamıştı. Zaten tedbir amaçlı birkaç gün içeride çalışmıştı. Bugünkü antrenmanda da yer alıyor. Şu an itibariyle derbide oynamasında bir sıkıntı gözükmüyor. Yine Tisserant'ta e, milli takımından e, çıkarılan oyunculardan birisiydi sakatlığı nedeniyle. O da e, takımla çalışmaları zaten dün ilk kısmında çalışmıştı. Hatta ondan de ilk kısmında çalışmıştı. E, bugün de o da antrenmanda yer alıyor. Onun da oynamasında bir sakınca yok gibi gözüküyor. 6 ay yok. 6 e, ay dışında Valencia artık derbide oynayamayacak oyunculardan birisi. Gustavo sağ çalışmaları yapıyor bireysel. Yetişebilir mi? Yani artık zaman da azaldı. Gustavo'nun yetişmesi zor gözüküyor Fenerbahçe'de. Onun dışında Berke Özer bugün tedbir amaçlı e, içeride çalışıyor. E, ama yani bizim öğrendiğimiz oynamasında herhangi bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'de şu an altayın yokluğunda yani Berke'nin de olmaması tabii ki Fenerbahçe'de bir sıkıntı olabilir ama genç kaleciler var. Yani Ertuğrul Bartu bunlardan bazıları. Ama şimdilik Berke'nin oynamasında bir sakınca yok gibi gözüküyor. Fenerbahçe antrenmana 11-06 gibi başladı ve bütün futbolcular da gelmeden önce yine teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte selamlaştılar. Şu kısa notu da aktarayım. Fenerbahçe'de şu an biraz tartışılan konulardan birisi muhtemelen gazetelerde de gündemlerden birisi budur. Hangi sistemle oynayacak? 3-4-1-2 mi? 3-4-2-1 mi? 3-5-2 mi? 4-2-3-1 mi? Ee, şu an Vitor Pereira farklı dizimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Açıkçası biz de e, bu konuda yani muhtemel 11 verirken e, bu konuyu şu an aslında hararetli bir şekilde biz de düşünüyoruz. Vitor Pereira'nın da düşündüğü konu bu. Fenerbahçe'de derbi öncesi hazırlıklar devam ediyor diyerek e, söz tekrar size bırakalım. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sistem değişiyor. İşte Mesut İrfan, Sosalı yeni plan. Ligde son 4 maçında yalnızca bir puan toplayan Fenerbahçe, 21 Kasım'daki devrandevu için geri sayıma geçti. Eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Pereira'nın Galatasaray karşısında farklı bir oyun anlayışla sahaya çıkması bekleniyor. Samandıra'da dün derbi öncesi ilk taktik idmanını yaptıran Portekizli Hoca, sezon başından bu yana ısrarcı olduğu 3'lü savunmadan vazgeçip 4'lü formasyonu denedi. Hummayları ile bir haftadır derbiyle çalışan Pereira'nın deplasmandaki karşılaşmada üçlü formasyonla sahaya çıkmayacağı öğrenildi. Başkan Ali Koç ve kaptanlar Mesut, Gustavo ve Altay ile yaptığı toplantıdan sonra değişim sinyalleri veren Pereira, derbide tecrübeli ve yıldız isimleriyle galibiyet arayacak. Deneyimli teknik adam, sorun yaşadığı iddia edilen Mesut ile birlikte fazla şans vermediği Sosa ve sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürecek. Galatasaray'ın sezon başından bu yana oynadığı maçları da izleyen Perera, ezeli rakiplerinin artıları ve eksilerine göre idmanlarda çalışmalar yaptıracağı ifade edildi. Bu arada tecrübeli hocanın geçtiğimiz günlerde tesislerde kaldığı da kaydedildi. Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yalnızca 4 maçta ilk 11 başlayan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta forma giydi. Elkas için sarı lacivertli ekipten ayrılacağı yönünde haberler sıklıkla çıkmaya başlarken, bu kez de Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti. Elkas'ın bu sezonki hayal kırıklığına uğratan performansının ardından sarı lacivertliler de oyuncu ile yollarını ayırma planları yapıyor. Yunanistan basını Fransız ekibi Lyon'dan Musa Dembele'ye talip olan Fenerbahçe'nin pelkası takas olarak kullanmak istediğini belirtti. Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü Pakunda oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı. Fenerbahçeli Attila Zalay adım adım dünya devine gidiyor. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Zalay'ın peşini bırakmıyorlar. İspanyol medyası, hemen hemen her gün Zalai ile ilgili haberler paylaşıyor. Picajes'in haberine göre Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, genç yıldızı devre arasında kadrosunda görmek istiyor. Barcelona'nın bu transfer için 23 milyon euro bütçe ayırdığı da belirtildi. Takvimin haberine göre, gerek Fenerbahçe gerekse Macar milli takımında oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Zalay'ın Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan 23 yaşındaki stoperin sarıklı civertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim iş başında. Tribünlerde istifa seslerinin yükseldiği dönemde harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, 21 Kasım'daki Galatasaray derbisi öncesi seferberlik ilan etti. Geçtiğimiz günlerde Samandıra'ya çıkarma yapan Başkan Ali Koç ve kurmaylarının derbiden öncesi bir kez daha tesislere gideceği öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray karşılaşması için prim belirleyeceği deyileri sürüldü. Galatasaray'ı yeneceğiz. Kanarya'nın yıldız ismi Mesut Özil, derbiyle sayılı günler kala iddialı sözler sarf etti. Galatasaray maçı için heyecanlı olduklarını belirten Mesut, takım olarak hazırız. Derbileri seyrederek büyüdük. Çubukluyu giymek hayalimdi, şimdi futbolcu olarak inşallah derbiyle çıkacağım. Takım olarak çok motiveyiz. Pazar günü gidip Galatasaray'ı yeneceğiz. Bu maça kazanmak için gidiyoruz. Taraftar her zaman bize güvensin zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz dedi. İlk aday Mert Hakan. Sistem değişikliğine gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de oyuncu tercihlerinde de sürprizler yaşanacak. Teknik direktör Pereira'nın merkezde Sosa ile birlikte Mert Hakan'a forma vermesi bekleniyor. Portekizli'nin bu sezon gözdelerinden olan Zajts ise yedek oturtacağı belirtiliyor.